Abisinin evine gittiğinizde fırlattı <laughs> falan. sen de mi dedin ki rapor aldım. Evet rapordan sonra ceza aldım. Peki rapor olmuş. aldığına göre şikayet de ettin. Şikayet ettim evet. O olay sizin beraberliğinizin içinde kaçıncı zamana denk geliyor? Yani ikinci ay mı üçüncü ay mı birinci İki, ay mı? 2-3 ay falan olmuştur anca. 2-3 ay ama ondan sonra yine beraber olmaya devam ettin. İşte beni tehdit edip tekrar ama geri Ama şikayet de ettin evet. bu arada. Evet ettim. Ne oldu o şikayet? Ee... Kimden şikayetçi oldun? Veysi'den oldum. şikayetçi. Ondan sonra gene döndün beraber oldun onunla. İşte ben tehdit ettiği için ben zorla yine geri ya, Ama yani şimdum, bak şimdi abisinin önüne gitmişsiniz, oradan çıkmışsınız tekrar eve gelmişsiniz. Yani Ertesi o gün geldik sen, ben er sabah gittim ben. Yani bana ben bilmiyorum ama bana sen sanki bilerek isteyerek devam etmişsin. Yok. E, Öyle yani böyle bu bir tehdit sadece? şekli yok ya. Yani hakikaten yok. Yok ya. Hemen bile eksik bile isteyerek Bak, bak, çok, bak, stevk, sen, stevk, bak böyle kardeşim böyle canım yiyeyim? ben bak sevgili kardeşim bak benim kızım yerindesin. Şu anda kötü örnek oluyorsun herkese. Yani psikopatik davranışlarda bulunan yahut da böyle ben polisim ben, ben gizli polisim ama bak böyle böyle kötü örnek oluyorsunuz. Bu tip ya devletin bekçisinin bir polisi bile bunları alayına yeter. İşte korkunca ne demek edince... ya korkunca bilinçsiz olunca bencereden bağırsan oradan 30 tane polis gelir ya İşte benim çocuğumla korkutuyor ben diyor ben hapiste ben olsam hiç... benim ailem varsa yani al, sen bilerek sanır. isteyerek bu işe bu işe oyuna gelmişsin gibi geliyor bana Yok yazık günahı yani aşık mı olmuş adama da ses çıkarmamış herhalde ya öyle Tabii böyle bir şey çünkü bak orada tanımıyorum diyor tamam tanımayabilir olabilir peki nasıl hocam size bir... isteyerek mi evi verdi ya evi zorla nasıl verir ya böyle bir şey var mı senin can simidin ya İsteyerek vermem, isteyerek niye vereyim? Ben yani yazık günah değil mi? Hiç, Hiç mi çocuğunu yaşamayı? düşünmedin mi verdiğin zaman? Peki Alev, acaba sen aşık olduğun için tehdit değildi. Hani ya, aşık olunca da anladım. bazen kadınlar bunu ben yapabiliyor. Mesela aşıktan değil, ben tehditle verdim. Benim çocuğumu öldürecekti, ben çocuğum elindeydi diyorum ya. Benim başımda silahla yatıyor adam. Böyle bir adama nasıl korkmayacağım da şey yapacağım? Hayır, çocuğunun babasını arasaydın. Telefon yok. Esra dış dünyayla bağlantı mı? E sen notere gidene kadar kaçı oradan bir bakkalın içinden ararsın ya. Nasıl gideyim? Noterde yanımda iki kişi. Ya bir kere şöyle bir şey var. Sen belki on defa, yirmi defa birlikte gitmiş. Arabanın içerisinde e, Tamam arabanın ki. içerisinde. Kaç oradan. E notere gitmedin mi? İçine girmedin mi? Girdik. Oradan yani Oradan notere... hemen mesaj... Hemen iki dakikada imzayı attırdık çıkarttı Hayır, zorla deseydin ya oradaki insanlara desen... yaza... yazsaydın Esra Hanım, oradan. Hanım notere korktum. dese gene olmaz ya. Korku olmaz korku değil mi dese? Tabii ya, Esra Hanım şey? korku bilincinde oldu. Korku korktuğum için. Yani insan evladı bu ya da insanın en değerli şeyi evladı. E, tabii ki evet, doğru söylüyor. Işte, evladımdan yani... korktuğum için yani ona bir zarar gelir diye her şeye tamam demek zorunda kaldım Şimdi ne oldu? İşte Çocuğun oldu. ortada ben kaldı. Evini de verdin. Verim Sen de sokakta işte, kaldın. Mı? Oldu mu şimdi? Hı -hı. Olmuyor işte. rezil hayat yaşıyor. Ne yaptın o zaman? Kim ister böyle yaşamayı? <gülüyor> hem <gülüyor> kendine yazık etmişsin hem çocuğuna. Yazık yani. Bu şey çünkü bak şunu düşünmek lazım. Tabii çocuğun canıyla ama sen ne biliyorsun? Evi vereceğim belki tekrar çocuğunun canına kastedecek. İşte Güvenemezsin. ben onu düşünemedim. Ya. Dedim ki verirsem herhalde artık beni şey yapar. Bak şimdi öyle durumlarda şimdi insanlara da hocamızın dediği gibi doğru mesajı verelim. Karşınızdaki kişi sizi tehdit ediyor öldürmekle tehdit ediyor. O adam yapacağını sen evini de versen, her şeyini de versen yapar. Sen o sırada tehdit aldığın anda bütün her şeyini, kapıcan, çocuğunu en ufak bir e, olanakta gidip i̇şte kaçacaksın. Onu, o o evet. kadar şey yapıyor ki baskı uyguluyor ki Esra Hanım insan, o kadar tehdit ediyor ki artık insan o düşünemeyecek hale geliyor. Gerçekten. Yani ben şu anki düşüncem şu anki bilincim o zaman olsaydı zaten ben bunların hiçbirini yaşamazdım bunların hiçbir başıma gelmedi Sen bu arada şunu da söyleyelim buyurun, buyurun hocam sizin de haberiniz Sen. olsun Veysi Bey'in 17 tane sabıka kaydı ben var ben dedim 14 tane biliyordum 17 sabıka kaybı içinde neler var neler Suat Bey de biliyordur bunu yani zaten Veysi'nin çok çok fazla sabıka kaydı olduğu gibi 2 ay önce de cezaevine girmiş nihayet yani gerçekten biliyorsun dün bahsediyorduk. Neden bu kadar böyle suç makinesi dışarıda diye cezaevine girmiş. İnşallah kısa sürede de çıkmaz. Amin, inşallah. bu fotoğraf ben şunu merak ettim. Şu fotoğrafları ne zaman çektiniz? İlk gittiğim zamanlarda herhalde. Yani ne kadar sonra tanıştıktan? Ben zaten 15-20 gün içerisinde gittim yani tanış şeyde Tamam yani gibi. tanıştın eve gittin ne kadar sonra bu fotoğrafları çektin? Bir ay falan ancak olmuştur. E bir ay sonra bu fotoğraflar aç dolu fotoğraflar. Yani o zamanlar o kadar e sıkıntı değilsin. fotomontaj yapmış fotomontaj. Nesi fotomontaj? Şey bak benim yüzümü falan hep değiştirmiş. Kendi yüzü de öyle değil. Tamam şop yapar da sen sarılmışsın şey ya, adama. Evet sarılmıştım. Ben e seviyordun şey o zaman yani. O dönem <laughs> Seviyordun adamı. Hemen bir şey soracağım Hayır, mesela Murat Bey'e. Esra Hanım. Sevmem Ha tamam. Ya. Bak bu bu sorumun i̇şte cevabı o, bu. İşte o boşlukta dedim yani benim eski işimi yaptıklarından dolayı. Tamam onu anladım. Seni bundan Hı. suçlamıyorum. Belki de o evi sevdiğin için yaptın çünkü sen gittik gider gitmez. Için değil Esra Hanım? Kan, o zaman Ama bana... di, ama diyorsun ki gider gitmez işkence başladı. Gittikten bir ay sonra böyle samimi fotoğraf çekiyorsun. O gün öyle çektik onu. He. Ama yani iş Bakalım, işe noterde, Esra Esrarım 3 4 tane benim bir bilgi vereceğim bir şeyim bir, var? Saniye, bir bilgi vereceğim. Noterde aranması olan kişi dahi gittiğinde memur o anda gördüğünde aranıyor diye hemen düşüyor oraya çünkü. Hı -hı. Şeyle ulusal yargı ağıyla bağlantılı çalışıyorlar. Anında polisi çağırıyorlar. Hı -hı. Bu kadar güçlü bir bir e, şey. Ilişki o yani o anda sen bunu vermeyebilirdin. Çünkü benim aklıma bir şey geldi demin Bu fotoğrafları sen telefonunu ne zaman aldı bu arkadaş? Gittim 2-3 gün sonra elinden aldı. 2-3 gün sonra. Evet. Bir ay sonra sen bu fotoğrafı veriyorsun. Ben çekmedim. Kendisi çekti bunları. Ya bunu kendisi onu. çekti ama gülümsüyorsun orada. Kendisi çekip YouTube'a atmış bunları. Ya hmm. alo kardeşim bak poz veriyorsun orada. Şimdi senin telefonunu alıp bütün dünyayla bağlantını kesen bir adamla sen 5 ay daha devam ediyorsun. Allah i̇şte aşkına. İşte korktuğum için. Ya olmuyor işte korktuğun için. Bak korktum. kötü örnek sen, oluyorsunuz ya. Bu arada ya. E, hocam şunu da söylemek lazım. İnsan celladına da aşık olabilir. Yani çok kötü davranan Tabii birine de sevebiliyorsun. Tabii ama çok büyük hata. Diyorum yani, öyle Olabiliyor şey böyle ya? şeyler. Yani, ya. yani artık tutunacak hiçbir davran yok ya. Hani belki e, ev gitti düzelir iyi olur iyi olur iyi olur. O, Bu adımla olmadı. Aynılara devam etti. Artık çare son çare dediğim gibi bizi götürürken. Ben kaçtım işte Şimdi öyle. Şimdi şöyle Alev, senin konunu işlerken diğer kadınlarımıza da örnek verelim. TikTok'tan, Instagram'dan tanıştığınız adamlara hemen kapılıp gitmeyin. Bir kere etrafta çok yalancı insan var, Neyse. çok dolandıran insan var. Herkese hemen güvenmeyeceksiniz. Hayatınıza bir alacaksınız, hemen böyle aynı evin içine girmeye, hayatınızı almaya çalışmayın. Bir 3 ay, 5 ay tanıyın. Sonrasında bir kere bakın, tek başınıza hareket etmeyin sosyal medyadan tanıştığınız insanla. Hemen en yakın arkadaşınız aile dostunuz. Anneniz, babanıza söyleyin, hepsiyle tanıştırın, birkaç iletişim numarasını alın, ondan sonra bir araya gelin. Mutlaka 3-5 kişi hayatınızdaki onu tanıyacak. Tanımak derken bilecek bir bir anda yok olursunuz, telefonunuz elden gider. Allah korusun, şikayet edecek arkanızda insanlar bırakın. Hele şu dünyada çok dikkatli adım atacaksınız. Maalesef dünyamız insanlar artık çok güvenilmez çok dikkat edeceksiniz. çocuklarınıza da bunu öğreteceksiniz. Şu an bizim düşündüğümüz şey alev eninde sonunda aşık da olsa yanlış bir aşka da kapılsa alev mağdur. Nerede mağdur, yaşayacak? Mağdur. Ne yapacak? Şimdi biz neden abisini arıyoruz? Suat Bey'i niye arıyoruz? Şimdi siz sonuçta bu adamın ailesisiniz. Bu kadın ne yapacak? Sizin de bir sorumluluğunuz var. Kardeşinizse ne yapacak? Nerede kalacak? Biz de bakalım elimizden Nasıl ne... aldılar? Söyle versinler benim her şeyimi. Ben eksik ya da fazla bir şey istemiyorum ki. Hakkımı Hı -hı. istiyorum. Hakkım Tapu iptal buradayım. davası açtın mı Alev Hanım? Tapu iptal davası açtın mı? Yok açamadım. Tasarrufun iptali davası yani. Ne yapabilirim hocam şimdi Alev? Ben kadın sığma derken bir avukatla şimdi bu, konuşmuştum. Bu, bu Oradaki kadın sığma avukatı. Şimdi hocamızı bir dinle. Bu tehditleri Heh. gösteren belgeler var. Bir tane şikayetiniz var. iki tane oh. şikayetiniz var. Çok şikayetim var. Ve orada. vermiş olduğunuz vekaatname mutlaka vekaatname verdiniz değil mi? O vekaatnameyi kime verdiniz siz? Sadece gittik notere imza verdim. Kime şeydiniz? verdin imzayı? işte Veysi'yle birlikte gittik noteri. hayır Veysi'yi mi vekil tayin ettin satabilir evet, diye ha. İşte bu senin onunla olan bu kötü niyetle yapılan tapu işleminin iptali için bir sebep evet yani bir de hocam yaşanın... mesela karşılığında para almıyor ya bu da iptal için bir sebep şöyle değil mi? tasarrufun iptali davasını eğer kazanır ise ki mutlaka Veysi onu üçüncü bir şahsa devretmiştir o zaman o evi kurtarmak mümkün değil ama Veysi'ye karşı bundan dolayı bir hak talebi ortaya Hı -hı. çıkacak ve sizden ömrü billah bu parayı talep edebilir Ebebilir. o zaman. Ya, yasal Bak. olarak yani. Peki bunun bir süresi var mı hocam? E, şey tabii şimdi 5 ay ne kadar oldu? 4 sene. 4 sene mi oldu? 4 yıl oldu ev gidelim. Zaman aşımına uğramış olabilir tabii. Şu anda. 4 yıldır ne Tam hatırlıyorum 1 sene içerisinde Beşim, açması ben e, açması lazım. Kadın sınmadaydım. Ben böyle şeyden bir yıl <laughs> için konuşturmadım. 4 sene Söyledim, ses çıkarmadın. Ben orada kadın sırma avukatıyla konuştum. Bana dedi ki özel avukat tutman lazım. Özel avukata da param yok. Oradaki avukat bana bunu söyledi. Dört Bir baroya gitsen gene yardımcı olurdu. Bana Hayvanım. işte ben oradaki avukatla konuştum. Avukat bana dedi ki özel avukat tutman lazım. Hem o evet. da avukat tutman lazım dedi. Hem de Siverek'ten otele imza verdiğin için orada tutman Kadın lazım. Kadın sığınmanın avukatı da sana yardımcı olurdu. Birine ve sen çok Ben söyledim yani Esra Hanım şey. söyledim. Esra o dört, dört yıl geç... içinde hiç meclisiyle görüşmedin mi? İki sene önce görüşmüştüm. Benim ne dinine. için? İşte evimi ver malımı ver. Bak seni böyle rezil edeceğim dedim. Bak dedim ben artık son çarem kanallara çıkacağım. İstediğini yap diyordu. Ben bir telefonuma bağlı telefonu açarım. Kanalları kapattırırım kimse çıkamaz. Öyle işte ya. şey başbakan Yavancı olmuş başımıza. Şey... Evet cezaevinde çok güzel kapatıyor. Kumandayla kapatır televizyonu artık. Hı -hı.